Elektrikli araçlar bir rotor vasıtasıyla hareket eder. Elektrik motorunun içinde yer alan ve dönerek hareket halinde olan rotor adlı parça sayesinde elektrikli araçlar çalışır. Rotor döndükçe elektrik akımı iletilir, elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşür. Bazı elektrikli araçlardan birkaçının, en güçlü içten yanmalı araçlardan bile daha iyi performans gösteren, şaşırtıcı derecede 0'dan 100 km hızlanma süreleri vardır. İşte karşınızda, 0'dan 100 km hızlanması en iyi 10 elektrikli aracın bir listesi. Bu liste yalnızca şu anda yollarda olan araçlardan oluşup, henüz piyasaya sürülmemiş birkaç tanesini dahil ettik. Bahsedilen tüm istatistikler, üreticinin sağladığı istatistiklerdir. 10 numara, Lotus Evija. 0'dan 100 km hıza 2,8 saniyede çıkmaktadır. Çağdaş hiper araba teknolojisinin sınırlarını zorlamak, Lotus Evija'nın hedefidir. Bu model elektrikli olmayı taahhüt etmekle birlikte, ultra hızlı bir şarj düzenlemesiyle birlikte gelmektedir. Dış stili, piste hükmetmek için üretilen yarış arabalarından ilham alınmıştır. Otomobilin metal sacında diğer pek çok şeyin yanı sıra, kelebek kapılar ve oldukça büyük bir arka kanat bulunmaktadır. Ancak bu arabanın 4 elektrikli motorundan sunduğu en iyi şey ise, yaklaşık 2000 beygir gücüne sahip olmasıdır. Bu da onu dünyanın en güçlü seri üretim aracı yapmaktadır. Bu son teknoloji hiper araba, her biri 2 milyon dolardan fazla değeri olan, yalnızca 130 adet olarak üretiliyor olmasıdır. İki şarjını neredeyse bir benzin istasyonunda doldurmak kadar, hızlı hale getirmeyi amaçlayan bir teknolojiye sahiptir. Fabrika verilerine göre, %80 şarj için aracın 12 dakikaya, tam şarj için ise sadece 18 dakikaya ihtiyacı olduğu söylenmektedir. 9 numara, Porsche Taycan Turbo S. 0'dan 100 km hıza 2,6 saniyede çıkmaktadır. Porsche Taycan, elektrikli araçlar için tipik olarak spor araba sürüş niteliklerine öncelik verilmesinin aksine, sürüş keyfini her şeyin üzerinde tutan bir araçtır. Porsche, pil gücünü bir mazeret yerine, bir fırsat olarak kullanan otomatikleştirilmiş, duygusuz ulaşım yerine insan katılımını göz önünde bulundurarak, dört kapılı bir araç üretti. Taycan'ın 800 voltluk mimarisi sayesinde, yeterince güçlü bir DC yüksek hızlı şarj cihazıyla, 270 kWh'e kadar şarj edebilmektedir. Pil boyutuna ve elektrik motorlarına bağlı olarak Porsche Taycan S, 331 ila 395 km arasında menzile sahiptir. 8 numara, Tesla Model X Blade. 0'dan 100 km hıza 2,5 saniyede çıkmaktadır. Performans odaklı Blade, daha pahalı olmasına ve etkileyici 1020 beygir gücü üretmesine rağmen, yine de şartlar arasında 858 kilometreye varan bir menzile sahiptir. Temel model X'in ön ve arka tekerleklerinin, her bir aksında birer adet olmak üzere, iki elektrik motoru, dört tekerlekten çekiş sağlamak için standart donanım olarak dahil edilmiştir. Kontrol paneline, Model X'in neredeyse tüm özelliklerini ve ayarlarını çalıştıran, oldukça büyük bir dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi hakimdir. 7 numara, Lucid Air Dream Edition. 0'dan 100 km hıza 2,5 saniyede çıkmaktadır. Elektrikli lüks otomobillerde gerçek bir oyun değiştirici olarak görülen, Lucid Air Dream Edition'dır. Lucid Air portföyünün bu amiral gemisi modeli, Lucid Motors'taki yaratıcı ekip tarafından üretildi ve olağanüstü menzili, hızı ve en son teknoloji özelliklere sahiptir. Yaklaşık 349 km azami hız, 1080 beygir gücü ve 1248 tork ile, Lucid Air Dream Edition'ın çift motor teknolojisi, 0'dan 100 km hıza 2,5 saniyenin altında çıkmasını sağlar. 6 numara, Faraday, Future FF91. 0'dan 100 km hıza 2,4 saniyede çıkmaktadır. Nisan 2023'te satışa çıkması beklenen FF91, 613 km menzil derecesine sahiptir.
FF91'in menzil istatistik verilerinin 130.0 kWh pil ile elde edildiği iddiasının aksine 142.0 kWh pil ile elde edildiği de belirtilmiştir. Üretime geçilmesi durumunda FF91'in 613 kilometrelik menzili ana rakibi olacak Tesla Model X'in menzilini aşmaktadır. FF91 aynı zamanda, otomobilin 4. seviye otonom sürüş kabiliyetine sahip olmasını sağlayan, yüksek tanımlı 3D lidar sensör sistemi gibi ileri teknoloji özellikleriyle de tanınmaktadır. Ayrıca, otomobilin ortamının 360 derece izlenmesini sağlayan, çok çeşitli sensörler ve kameraları içermektedir. 5 numara, Tesla Model S Plaid. 0'dan 100 km hıza 1,9 saniyede çıkmaktadır. 2023 Tesla Model S, daha cömert olanaklar ve daha uzun sürüş mesafeleri ile yakın zamanda geliştirilen rakiplerinin gerisinde kalsa da, sedan benzeri hatchback otomobiller arasında rekabetçi olmaya devam etmektedir. Model S'in tek bir şarjı ile 651 km kadar menzile ek olarak, 1020 beygir gücündeki 3 motorlu Plaid performans modeli, 0'dan 100 km saat hıza 1,9 saniyenin altında çıkarak, üst düzey hiper otomobillerin hızlanmasını geride bırakmaktadır. 4 numara, Tesla Roadster. 0'dan 100 km hıza 1,9 saniyede çıkmaktadır. Roadster, çeşitli yenilikçi özellikleri bünyesinde barındıran, şık ve aerodinamik bir tasarıma sahiptir. Anında tork, pürüzsüz ve sessiz bir sürüş sağlayan, tamamen elektrikli bir aktarım tarafından desteklenmektedir. Araba, 2 saniyenin altında 0'dan 100 km hıza çıkarak, dünyanın en hızlı üretim arabalarından biri haline gelmektedir. 394 km menzile sahip Roadster, hem çevre dostu hem de eğlenceli olan, etkileyici bir sürüş deneyimi sunuyor. Otomobilin, iklim, müzik ve navigasyon sistemlerinin tümü, 17 inçlik dokunmatik ekranlı arayüzü aracılığıyla yönetilebilmektedir. Roadster, yolcularının güvenliğini her zaman sağlamak için, otomatik acil durum freni ve öne bakan bir kamera da dahil olmak üzere, son teknoloji güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. 3 numara, Rimac Nevera. 0'dan 100 km hıza 1,85 saniyede çıkmaktadır. Rimac Nevera, son zamanlarda oldukça gıpta ile bakılan, elektrikli süper otomobil olarak ün kazandı. Olağanüstü performans yetenekleri, fütüristik tasarımı ve barındırdığı en son teknolojileri sayesinde, dünya çapındaki otomobil tutkunlarının dikkatini çekmiştir. Nevera'nın 120 kWh lityum-iyon pil paketi, 1914 beygir gücü ve 3120 Newton tork sağlayan 4 elektrikli motoru, 0'dan 100 km saat hıza, 1,85 saniyede çıkmasını sağlamaktadır. Rimac Nevera menzil açısından, 120 kWh lityum-iyon pil paketi ile, uzun mesafeli sürüşü mümkün kılarak, tek bir şarjla 547 km kadar yol kat etmesini sağlamaktadır. 2 numara, Pininfarina Battista. 0'dan 100 km hıza 1,7 saniyede çıkmaktadır. Pininfarina, otomotiv endüstrisinde stil ve zarafet konusunda, kendini kanıtlamış lider bir marka olarak görülmektedir. Kökleri 1930'a dayanan bu şirket, Ferrari Testarossa ve Alfa Romeo Spider gibi dünyanın gördüğü, en ikonik ve güzel arabalardan bazılarını üretme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Aerodinamik dış yüzeyi, şık ve lüks üst düzey iç tasarımı, Pininfarina'nın olağanüstü tasarım becerilerini sergilemektedir. Battista, eşsiz performans sunan son teknoloji elektrikli aktarma organları ile donatılmıştır. Bugün mevcut olan en hızlı hiper arabalardan biridir ve 350 km üzerinde bir hıza ve 1,7 saniyenin altında 0'dan 100 km hıza ulaşır. 4 elektrikli motorundan oluşan ve toplam 1900 beygir gücü ile 2300 Nm tork üreten elektrikli sisteme sahiptir. 1 numara, Aspark Oval. 0'dan 100 km hıza 1,7 saniyede çıkmaktadır.
Japonya merkezli hiper otomobil markası Aspark, Aspark Oval'u 2020'de piyasaya sürdü. Araç 0'dan 100 km/saat hıza 1,7 saniyede çıkabiliyor ve 2000 Nm tork üretmektedir. 4 elektrik motoruna güç sağlayan 64 kWh'lik bir lityum-iyon pil paketi ve tork vektörlemenin birleşimi bir çıkışta sonuçlanmaktadır. 450 km menzile ve 400 km azami hıza ulaşmaktadır. Oval, 120 kilogram ağırlığında bir karbon fiber monokok şasi etrafında inşa edilmiş, karbon fiber gövdeye sahiptir. Aspark, liste fiyatı 2,5 milyon euro olan, 50 araçlık bir üretim serisi planlamaktadır.